Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün videomda size Galatasaray kulübünde transfer nasıl yapılır göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi Galatasaray'da stoperde kötülük var arkadaşlar. O stoperi iyi yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Yani iyi bir şey alacağız. Arkadaşlar Selçuk İnan emekli olacakmış bu sene. Onun için ben bunu satacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Tolay için bir teklif yaptım arkadaşlar. 24 milyondu. Ben 20 milyon teklif yaptım. Çünkü bunun sözleşmesine 18 ay kalmıştı. 12 ay kalmıştı arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi bakacağız. Evet arkadaşlar. Galatasaray taktikleri bizim yerimizlik taktiğini yaptık arkadaşlar. Ve şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Enfer ile hızlı bir oyun yapalım. Geçsin diye arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Devam edeceğiz şimdi. Evet arkadaşlar. Maç 4-1 bitti arkadaşlar. Devam edelim. Bakalım bilgilere. Yunus Barhan da şey olmuş arkadaşlar. Evet. Şimdi transferimizi göstereceğiz size arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir maça daha çıkacağız. Bu sefer Fatih Karagümrük'le arkadaşlar. Hızlı diyelim. Size maç sonunda göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Fatih Karagümrük'le 3-3 beraber kaldık arkadaşlar. Ve arkadaşlar şu an bakıyorum şimdi. Onyekuru 10 oynamıştı. Rating 10 ile bitirdi arkadaşlar. Şu takımı arı beraber kaldık ya. Yani anlamıyorum. Ama neyse. Transferi yaptığımızdan sonra göreceksiniz arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Anton'a bir teklif sundum arkadaşlar. Anton'a 27 milyondu arkadaşlar. 74'lü 23 yaşına gelişmesi önemli bir oyuncu. 74'ken 78'lik olabilir ya da 80'lik olabilir arkadaşlar. Yani buradan kabancımız 4 milyon 44.600 bin oldu. 460 bin oldu arkadaşlar. Özür dilerim. Şimdi pazarlık yapacağız. Şimdi 3 yıl diyor. Ben bunu 4 yıl yapacağım. Çünkü bu adam gelişebilirse ileride daha da çok olabilir. 5 yıl yaptım arkadaşlar. 63.750. Dur özür dilerim. 59.000 yapacağım arkadaşlar. Evet 59.000 yaptım. Kabul edecek mi bakacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ve Anton'u satın aldık arkadaşlar. Bütçemiz 31 milyon daha var arkadaşlar. Sırada ne eksik arkadaşlar? Bakıyoruz. Sol bek lazım arkadaşlar. Yok bir arkadaşlar forvet lazım. Sadece 2 tane forvetimiz var ve kötü oynayınca çıkartamıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bir maça daha giriyoruz. 5 numara verelim. Gönderelim arkadaşlar. Hızlı maç. Evet arkadaşlar. Akhisar'la TFF kupasını kim alacak onu belirliyoruz arkadaşlar. 4-0 Galatasaray önde arkadaşlar. Ve 4-0 bitti arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi size kupamızı aldık arkadaşlar. Transferimiz bakalım ne oldu. Milyon reddetmiş arkadaşlar. 22 milyon diyelim arkadaşlar.
Aynısını yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir sürü top oyuncuyla transfer masasına oturduk. Ama arkadaşlar hepsi takımlarında yeni şey transfer olmuşlar arkadaşlar. Yeni transfer oldukları için de ben genç oyunculara yatırım yaptım arkadaşlar. 20 yaşında 72'lik Don Yılmaz transfer ettik arkadaşlar. Elce şimdi 18 milyona şey yaptım arkadaşlar, transfer ettim. Enli 2000 verelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ve iki transferle takım göreceksiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bekliyoruz. A takımı alalım ve otomatik seçim diyelim arkadaşlar. Luyendama'yı çıkartmayalım. Madem arkadaşlar sonradan gelecek arkadaşlar, 20 yaşında. Yedek olarak aldım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir maç yapalım sizin önünüzde. Galatasaray Gençler belli. Malen. Ay, özür dilerim. Malen 11 gitsin, Şener var. 17. Hatta arkadaşlar Emrah Baba'yı 10 numaraya gerek. Gönderelim arkadaşlar. Hızlı oyun. Bu transferde geleceğe yönelik transferler yaptım arkadaşlar. Oyun sporla maçımızı daha yapalım. Hem de oyuna kuru arkadaşlar, gol attı. Maicon attı. Falcao attı. Antonio da attı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Malen'i gösterebilirim. Sağ kanatta da oynayabiliyor. Geniş forvet oynatalım arkadaşlar. Emre Baba'yı oynatıyorum. Kötü oynarsalar gelişmiş oyun kurucu. Evet arkadaşlar. Andone bir tane daha attı. Evet arkadaşlar. Transferi yaptığımızda böyle bir sonuç ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, Malen kötü oynadı ama Malen'in gerçek yeri o değildi arkadaşlar. Arkadaşlar o 20 yaşında 5 sene sonra arkadaşlar 80'lik olabilir arkadaşlar o. Hepinize iyi günler arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar, lütfen. Hepinize iyi günler.